Dosta güven, düşmana korku salan Türk ordusu, yerli imkanlarla üretilen yeni nesil silahlarla gücüne güç katıyor. Yapılan bir araştırma ise bunu gözler önüne seriyor. Son yıllarda geliştirdiği İHA-SİHA teknolojisiyle adından sıkça söz ettiren Türk ordusu, dünyanın en güçlü orduları listesindeki sıralaması ile de dikkat çekiyor. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine dünyanın en güçlü 20 ordusunu aldı. Savunma sanayi alanında ortaya konulan başarı, Türk ordusunun elini güçlendirirken, karada, havada ve denizde de tüm dengeler sil baştan değişiyor. Özellikle insansız yeni nesil teknolojilerle sınırlı sayıda ülkenin elinde bulunan silah ve araçlara kavuşan Türk ordusu, bu alanda elde ettiği psikolojik üstünlük ile hem içeride hem de dışarıda başarılı operasyonlara imza atıyor. Öte yandan yerli üretimlerle dışa olan bağımlılık da ciddi oranda azalıyor ve onlarca ülkeye bu alanda ihracatın önü açılıyor. Son 5 yılda Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı %30 artarken, ithalatı ise yaklaşık %60 gerilemiş durumda. Halihazırda savunma sanayinde yürütülen projelerin sayısı 750'yi, projelere ait sözleşme bedeli ise 70 milyar doları aşıyor. Türkiye'nin özellikle İHA ve SİHA'lar gibi tüm dünyanın gıpta ettiği insansız hava araçları ile savunma alanında elde ettiği başarı, uluslararası askeri araştırma şirketlerinin raporlarına da yansıyor. Son olarak bu alanda veri yayınlayan kuruluşsa ABD merkezli askeri istatistik sitesi Global Firepower oldu. Kuruluş, yaptığı bir araştırmada dünyanın en güçlü ordularını mercek altına aldı. Raporda dünyanın en seçkin orduları arasında yer alan ve özellikle geliştirdiği SİHA, İHA teknolojisiyle göz kamaştıran TSK, bu sene iki basamak üste taşındı. Geçtiğimiz sene 13. sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, 2021 yılının en güçlü 11. ordusu unvanını aldı. Türk ordusunun mevcut insan gücünün 41 milyon olarak ifade edildiği raporda askeri hizmete hazır olanların sayısı ise 35 milyon 174 bin, aktif personel sayısı da 355 bin olarak ifade edildi. 140 ülkenin yer aldığı listeye göre Türkiye'nin 895 bin askeri personeli bulunuyor. Raporda Türk Hava Kuvvetleri'nin 1056 araç, Türk Kara Kuvvetleri'nin ise envanterinde 3045 tank ve 11630 zırhlı aracın bulunduğu kaydediliyor. Mavi Vatan'ın savunucusu Türk Deniz Kuvvetleri'nin 149 adet araca sahip olduğu ifade ediliyor. Asker sayısı ile araç ve gereçlerin yanı sıra raporda Türkiye'nin savunma bütçesinin ise 17 milyar 300 milyon dolar olduğuna dikkat çekiliyor. Listede yer almayan ama artık operasyonların kaderini değiştiren İHA ve SİHA'lar da hızla TSK'nın envanterine giriyor. Yapılan bir araştırmaya göre Türk güvenlik güçlerine bugüne kadar teslim edilen SİHA, İHA sayısı 180'e yaklaştı. Türk ordusu listeye göre mevcut askeri gücü ile Fransa'dan sonra Avrupa'nın en güçlü ordusu konumunda. Öte yandan listenin ilk sırasında ABD yer alıyor. 2 milyon 245 bin askeri personeli bulunan ABD ordusunun envanterinde 13 binin üzerinde uçak, 6 100 tank, 40 bin ise zırhlı aracın olduğu kaydediliyor. Dünyanın süper güçleri arasında yer alan Rusya ise ABD'li askeri istatistik sitesinin araştırmasına göre ikinci sırada bulunuyor. 3,5 milyonun üzerinde askeri personele sahip Rus ordusunun hangarında 4144 uçak, 13000 tank ve 27100 zırhlı araç kullanım için hazır bulunuyor. Listede 3. sırada yer alan Çin'in ise 3 335 bin askeri personeli, 3260 adet uçak, 3205 tank ve 35 bin zırhlı aracın olduğu belirtiliyor. Bu ülkeleri sırasıyla Hindistan, Japonya, Güney Kore, Fransa, Birleşik Krallık, Brezilya, Pakistan, Türkiye, İtalya, Mısır, İran, Almanya, Endonezya, Suudi Arabistan, İspanya, Avustralya ve İsrail izliyor.